Altın fiyatları ve döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Sarraf Kemal İnce Toprak, altın ve dövizin kritik karar süreçlerinden geçtiğini belirtti. Altın ve döviz kurundaki dalgalanma hakkında konuşan Kayseri'de sarraflık yapan Kemal İnce Toprak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda toplanarak faiz kararını açıkladığını ifade etti. Haziran ayına girmiş bulunmaktayız. Haziran ayının ikisi bugün. Hafta ortasına denk gelen bir ay başından bahsediyoruz. Biraz kritik süreçlerden geçtik, hala da geçmeye devam ediyoruz. Ülkesel olarak ekonomik ciddi manada enflasyon sıkıntısını hissettiğimiz ama çözümlerini de bize geçirebilecek bir şu an yönetimin olduğunu, bununla alakalı Sayın Bakanımız Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamalar piyasayı bir nebze rahatlatmıştı. Tabii ki bu fiyatlar neye göre hareketleniyor biliyorsunuz, bunun birkaç farklı sebepleri var. İlk etapta ekonomik gelişmeler, daha sonra siyasi gelişmeler, daha sonra askeri gelişmeler, farklı detaylardan gelen veriler bizler için çok önemli. Bu da fiyatın şekillenmesini sağlıyor. Ekonomik gelişmelerden geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamız toplanmıştı. Para Piyasası Kurulu toplandı. Daha sonrasında buradan gelen bir faiz kararı vardı. Faiz kararı beklenildiği gibi piyasa standartlarında %14'te sabit bırakıldı. Bu yılbaşından beri, hatta yılbaşından önceki dönemde düşüşlerle beraber uzun bir süredir %14 bandında sabit ilerliyor. Bunun sabit kalma sebeplerinden biri de enflasyonu kalıcı düşüşe götürecek parametrelerin tam oturması bekleniyor. Sonrasında da tekrar faiz indirimi durumu söz konusu. Bir de yurt dışından gelecek faiz kararı beklentisi var. Tabii ki Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu ayın 14'ü ya da 15'i iki günden birinde genelde açıklıyorlar ki kuvvetle muhtemelen 15 olması bekleniyor. Oradan gelecek faiz kararları ve piyasadaki nakit darlığının çözümüyle alakalı bir strateji belirlenecek. Bunlar bizim için kritik kararlar. Oradan gelecek veriler de çok önemli ama euro ve dolar bölgesinde güçlü bir duruş sergiliyor yabancı paralar Türk lirasına karşı. Şu an için kısa vadede bu fiyatların düşüşüyle alakalı bir beklentimiz vatandaş olarak da esnaf olarak da çok mümkün görünmüyor. Biraz daha orta ve uzun vadeye yaymamız gerekiyor. Burada yatırımcı için de şimdi önümüzde malumunuz düğün mevsimi. Yani İç Anadolu'muzda yaz mevsimi demek, düğün mevsimi demek. Doğal olarak vatandaşlar da ister istemez, ne kadar istemeseler bile bir altın alışverişi yapmak durumunda olacaklar. Çünkü gelin takısız olmaz derler. Mecbur gidecekleri düğünlerde mahallimiz olmazsa olmaz derler. Doğal olarak arz talep dengesiyle beraber fiyatlarda, kurlarda sabit, stabil düzey devam etse dahi arzdan dolayı, talepten dolayı fiyatta yeniden bir yükseliş bandını gösterebilir. Ki daha önce gram altında 1062 lira gibi bir rekor fiyatımız var. Şu anda da hedeflediği fiyat o. Çok da bir fark kalmadı zaten. 980 lira, 985 lira bandında ilerliyor. Dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Ekonominin rahatlamasıyla, vatandaşın geçimiyle alakalı da projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde sürprizlerle yeniden sizlerle buluşacağız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Oradan gelecek kararlar da çok önemli. Malumunuz bir 21 Aralık yaşamıştık. 21 Aralık'ta açıklanan yeni ekonomik düzende ciddi manada fiyatlarda düşüşe sebebiyet vermişti. Tabii ki bu düşüş 3 ay 4 ay kadar sürdü ancak kalıcı olmadı. Çünkü o gün için gerçekten fiyatı etkileyen kararlardı ama sonrasında vatandaş alıştı ve sindirdi. Şimdi devamlılığında yeni bir karar gelebilir. Yani 7. ayın başında, bu ayın sonunda, önümüzdeki günlerde yeniden bir siyasi kanattan bir açıklama gelirse fiyatlar ancak o şekilde rahatlayıp piyasa aşağı doğru dönebilir. Onun haricinde şu an için aşağı dönmesini gerektirecek bir şey piyasada göremiyoruz işin açığı. Bakalım, yani şu an için vatandaş soruyordur, hala alınır mı, bu fiyattan alınır mı? Biz hep söyledik, yine söylüyoruz. Artık bir şey bugün pahalı ama yarın ucuz. Doğal olarak yani gram altın fiyatında bugün 985 lira size yüksek gelebilir. Ancak yarın 1000 lira olduğunda o ucuz anlamına gelecektir. Tamamen söylemek istediğim şey bu. Bu arada Rusya-Ukrayna krizi hala çözümlenmiş değil, neticelenmiş değil. Oradan gelecek kararlar da çok önemli. Birden farklı parametreler hepsi üst üste gelecek. Bizde de önümüzdeki dönemde fiyatsal performansı belirleyecek. Ama hala akıllardaki kritik soruya cevap vereyim. Bu fiyattan alınır mı? Bu fiyattan alınır efendim. O yüzden vatandaşlarımıza tavsiyemdir. Çekinmesinler, korkmasınlar. Tabii ki orta ve uzun vadeden bahsediyorum. Ben bugün alayım, yarın para kazanırım, ertesi gün satarım diyen zaten hiçbir zaman bu zamana kadar kazanamamıştır. O yüzden vatandaşlarımız da bu konularda müşterih olmasını talepte bulunuyorum. Onun haricinde de önümüzdeki günlerde gelecek kararlarla beraber fiyatları yeniden değerlendiririz diyorum.